Sevgili seyirciler, arsa ve arazi yatırımının önem kazandığı bir bölgedeyiz. Tekirdağ Çorlu Ergene bölgesinde ve bu sektöre öncülük eden, en iyi hizmetleri sunan bir isimle birlikteyiz. Sayın Yusuf Sayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Tabii tanımakla başlayalım. Hem sizi tanıyalım hem bu sektöre giriş hikayeniz ve tabii Yusuf Emlak'ı ne zaman kurduk, dünden bugüne nasıl bir süreç izledik? Yusuf Emlak'ı biz 2007 yılında kurduk. 2007 yılından beri çok şükür devam ediyoruz. Yani bu sektörde kendimi çok başarılı buluyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Yani bir sürü yatırımcımız var. Onlara hepsine değer kattırdık, para kazandırdık. Yani alan her kişi Allah razı olsun dedi. Alan her kişi memnun. Sanayici yatırımcılarımız var. Yani bir sürü her toplumdan, her alttan, her insan mesela burada bu bölgede, Trakya bölgesinde yatırımlarını yapmış şu anda. Evet. Herkes de memnun yani. Tabii sizin birkaç ofisiniz var. Merkez ofisimiz Çorlu'da. Evet. Diğer yerlerimiz nerede? Yani size nasıl ulaşabilecekleri önemli çünkü. Yani diğer Ergene ilçesinin mesela hakimiz, Tekirdağ bölgesinde bütünüyle hakimiz. Trakya bölgesine hakimiz yani. Edirne'ye kadar. Yani Trakya bölgesinde bütün ne kadar insanlar, halkımız yatırım düşünüyorsa onlara gereken cevap her türlü kısa sürede verilir yani. Siz Yusuf Emlak olarak daha çok arsa ve arazi yatırımı üzerine çalışıyorsunuz. Evet. Yaptığımız iş nedir? Neler yapıyoruz? Onu da bir anlatalım. Biz arsa işi yapıyoruz. Parselasyon işi yapıyoruz. Konut arsası. Yatırımcılara tarlalar öneriyoruz. Bugünümüzde mesela arsa, tarla çok güzel bir yatırımdır. Yani alan kişiler en az yılda %20-25 net karları vardır. Yani bugüne kadar çok yerler sattık. Çok yerler alıp sattık. Mesela büyük çok büyük firmalara sanayi yerleri sattık, fabrika yerleri sattık, fabrikalara sattık. Yani herkes memnun, biz de memnunuz, onlar da memnun. Bu noktada şunu sorayım, siz kimlerle çalışıyorsunuz? Daha çok kimler sizin müşterileriniz? Daha çok bizim müşterilerimiz sanayici kesimi. Sanayiciler çok büyük yatırımlar yapıyor. Trakya bölgesi yani çok güzel bir bölge, yatırımlık için çok ideal bir bölge. Avrupa'ya yakın olması, yani konum olarak sanayinin burada 3000 tane, etrafımızda 3000 tane fabrika var. Bütün büyük firmalar mesela bu bölgede. O yüzden konut arsası satıyoruz. Konut arsasını mesela buraya geliyor adam, İstanbul'dan iş için geliyor. Burada fabrikaları görünce buradan arsasını alıyor, evini yapıyor, burada işe gidip geliyor. İstanbul'un tarafından bıkmışlar, bu tarafa kaçıyorlar mesela. Kafa dinlemek için yer alanlar var, yatırımlık yer alanlar var, para kazanmak için yer alanlar var. Daha çok bu tür müşterilerimiz var yani. Bu dönemde en iyi yatırım nedir Yusuf Bey? En iyi yatırım arsa, tarla. Yani halkımız arsa, tarlayı ilk plan alsın yatırımda. Çünkü çok güzel kazançlı, yani ne bileyim ekmek istemez, su istemez diye bir şey var, tabiri vardır. Arsanı alıyorsun, hiçbir şeyi yok mesela, küflenmez, kaybolmaz. Yeter ki doğru kişiden alsınlar, pahalı almasınlar, yani bilerek alsınlar, bölgeyi tanıyarak alsınlar, bize sorarak alsınlar. Bizden almaları önemli değil ama bize bir sorsunlar, danışsınlar yani, biz onlara en fikir oluruz. Tabii biz Çorlu, Tekirdağ, Ergene bölgesi dedik ama sizin hizmet alanınız Trakya ile sınırlı değil sanırım, değil mi? Değil. Ben mesela müşterilerim var benim. İzmir'den de yer alıyoruz. Balıkesir'den de yer alıyoruz. Müşterilerimiz alıyor beni. Oraya gidiyoruz. Oradaki bilirkişiliği. Yani genelde bütün her bölgeye hakimiz yani. Dolayısıyla yatırım... Eşimiz, dostumuz var, arkadaşlarımız var. Yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı olabiliyoruz yani. Evet, dolayısıyla yatırım yapmak isteyenler bu bölgeyle sınırlı kalmayabilir. Kesinlikle. Bu konuda da onlara yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle oluyoruz yani herkese. Bize Allah razı olsun desinler, yeter yani. Evet. Peki bu yatırımları yapmak isteyenler, arsa ve arazi satın almak isteyenler nelere dikkat etmeliler? Önemli olan nedir? Arsa ve tarla almak isteyen insanlar özellikle yerini kendi yerinde görüp yanlış yere bakmayıp
gidip belediyeye sorduracak. Eğer üzerinde herhangi bir yüksek gerilim hattı varsa uzak duracak. Dere kenarları fazla olmayacak. Yani arsa almak isteyen düzgün bir yerden arsa alacak. Belediyeye de soracak özellikle. Yani bulunduğu belediye nereden almak istiyorsa gidip soracak, herhangi bir üzerinde bir şey var mı? Arsada bir sıkıntı var mı? Terki var mı? İşte eksiği, kaydı, kuydu var mı? O şekilde paralarını versinler yani. Yani günümüzde çok yalan dolanlar oluyor. Ondan başımıza çok şeyler geliyor yani. Karşılaşıyoruz yani, bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Verdiğiniz bilgiler için, bu sektöre katkılarınız için, bizi konuk ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Varsa atladığımız bir nokta, onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Vallahi buyursunlar, gelsinler Trakya'dan, yani bir metre de olsa yer alsınlar. Çünkü kalmayacak yani, bitecek yani. Çok teşekkür ederiz, hayırlı işler diliyoruz size. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim.